Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan merhaba sevgili takipçi kankalarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım inşallah iyisinizdir. Bugün böyle papatya gibi çıktım karşınıza. Sapsarı, şöyle hardal sarılarıyla karşınızdayım. Yine böyle yoğun bir günüm. Saat şu an bayağı bir geç. 2:30-3'e geliyor. Aslında bir kahve yaptım ama şu an kahvem çok sıcak, yudum yiyemiyorum. Bir kahve içeceğim. Bu saate kadar Özlem ne yaptı? Saat 2:30'a kadar. Sabah çocukları işte hazırladım, beslenmelerini verdim. Çantalarını sırtlarına verdim. Hadi dedim, Allah yolunuz açık etsin, Allah sizin açıklığı versin dedim, okula gönderdim. Ondan sonra buraları toparlamaya başladım. Sonra saat 8:30'da çok sevdiğim bir arkadaşım mesaj attı. Neden Özlem evde misin? Kahveye geleceğim yanına. Hemen geri dönüş yaptım. Dedim ki kahveye. Şimdi saate bakıyorum, saat 8:30 falan bu böyle. Dedim bu saatte dedim kahveye mi geleceğim? Bu saatte dedim anca dedim kahvaltıya gelir. Ya da dedim hani öğleden sonra mı gelmek istiyorsun? Sonra sesli mesaj attı. Dedi hani sen de hangi saatte hani müsaitsen dedi. O zaman geleyim. Dedim akşam kızlar gelecek. İstiyorsan dedim akşam gel. Beraber yemek yeriz. Ya da dedim istiyorsan dedim sabah da gel dedim. İstersen dedim şimdi vaktin varsa hemen şimdi gel dedim. Bir yarım saatlik dedim bir işim var dedim. Banyolu lavaboları falan dedim, yani banyoları, tuvaletleri silmem lazım. Ondan sonra dedim bir kere dedim şöyle bir evi süpürdüm, ondan sonra dedim işim yok, gel buyur. Ve bugün de ilk defa böyle uzun zamandır evde olduğum bir gündeydim. Dedim çok şanslısın arkadaşım. Bugün dedim ilk defa evdeyim, dedim hemen çık gel. Tamam dedi, sakın dedi çok bir şey hazırlama. Yine tabii ki bütün kahvaltıları falan çıkarttım. O ara tabii onunla sohbet edeceğim için hiç çekim yapmadım. Hemen böyle işlerimi bitireyim, arkadaşımı hazır yapayım diye. O da gelirken kuymak malzemesi getirmiş. Diyor ki hep diyor vloglar diye izliyorum, yapıyorsunuz diye. Bana da bugün kuymak yap. Belki de hani malzeme yoktur diye dedi. Kendisi de getirmiş eve. Gerçekten de yoktu yani. Ne kuymak peynirimden vardı, ne mısır unum vardı. Bir tek tereyağım vardı evde. Neyse, güzel kuymağımızı da yaptık, çayımızı da demledik. Saat 12'ye kadar, 12:30'a kadar beraber oturduk. Sonra 12:30'a uğurladım. Hemen dolaptan yemeklik bir şeyler çıkardım. Tekrardan mutfakları toparladım. Bulaşık makinesini boşalt, tekrar doldur filan derken oldu saat 2:30. Bu saate kadar inanın. Böyle bu şekilde geçti. En azından dışarılarda değilim. İyi de oldu arkadaşım. Bayağıdır görmemiştim. O da beni görünce böyle bir şok geçirdi. Ay diyor, sen diyor okul yıldığında lise dönemlerindeki gibi olmuşsun ya. Aynı diyor, o zamanki gibi böyle zayıf. Ondan sonra bayağı böyle bir şok geçirdi. Diyor ki çocuk gibi kalmışsın diyor. Yüzün, omuzun diyor, boynun falan kızıyor. Çocuk gibi kalmışsın. Bayağıdır görüşmemiştik. Bir 6 ay falan oldu galiba. Çünkü çok yoğun tempolu bir şekilde çalışıyor kendisi, hasta bakıcı. Bayağı yoğun tempoda çalışıyor. Neyse, onu uğurladıktan sonra tabii evden işlerimi falan ettim. Daha sonra telefonla halletmem gereken randevular vardı. Dedemi almam gereken birkaç randevu vardı. Mikail'e almam gereken randevu vardı. İnanın hiç bitmiyor bu randevular. Onlarla uğraştım. O yüzden inanın şu saate kadar kamerayı elime alamadım. Şimdi bugün de dünden kızlara demiştim, Özge'ye, Nurufer'e filan. Dedim hani yarın akşam bana gelin, birlikte yemek yeriz diye. Şimdi yemeklik birkaç bir şeyler çıkardım. Uzun zamandır da böyle kremalamsı, böyle kremalı yemekler yapmamıştım. Bugün öyle değişik yemekler yapayım dedim. Öyle bakalım. 4 dakikadır da konuşuyoruz. Şimdi çocuklar mutfakta yemek yiyorlar. Onlara yemeklerini önceden hazırlamıştım. Onlar yesin, çünkü şimdi derslerini yapıp, kumalları yapıp saat 4'te yine camiye gidecekler. Bugün onların yine camileri var. Camiye gidecekler. Öyle bakalım. Vallahi yoğun, stresli, böyle zaman su gibi akıp gidiyor gerçekten. Sizler ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Kışınız nasıl çıkıyor, geçiyor? Korona oldunuz mu? Oluyor musunuz? Neysiniz? Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Şöyle bir yorumlarla bir sohbet edelim ya. Gerçekten elimden geldiğince yorumlara da cevap vermeye çalışıyorum ama bu ara gerçekten derslere o kadar çok yoğunlanıyorum ki, çocukların dersleri bir yandan, benim kendi derslerim bir yandan. Artık kalp atıp geçiyorum, kalp atıp geçiyorum. Soru vesaire bir şey olduğu zaman da mutlaka geri dönüş yapmaya çalışıyorum.
Öyle bakalım. Neyse şurada bir yarım saatlik bir vaktim var. Kahvemi içeyim. Ondan sonra mutfakta sizlerle buluşalım. Evet canlarım benim. Vallahi mutfağa girdik. Öğlen de söylemiştim. Bugün kızdan gelecek bana. O yüzden böyle yemek yapımına giriştim. Vallahi yemeği menümüzde ne var? Öncelikle şöyle tavuk var. Tavukları şöyle küçük küçük minik minik kestim. Bunları minik şişlere geçireceğim. Ama öncesinden bir soslama işlemi yapacağım. Bunları bir baharatlayacağım. Bir de sos hazırlayacağım. Onu birazdan sizlere göstereceğim. Daha sonra normalde şu dörtlüyü fırında yapıyorum hep. Afrof olarak. Ama bu sefer fırında değil tencerede yapacağım. Kremalı. Efendim? Ya saat 15.09. Neyse bunu şimdi 15.09. Şimdi buna birazcık dibine bir çay bardağı kadar su koyacağım. Önce şöyle bir kendi buharıyla bir pişireceğim bir çay bardağı suyla. Daha sonra kremalarını ilave ederekten nişastalı da çok az bir şey nişastalı da su yaparak güzel baharatlandırarak altını kısık ateşe alacağım. Sanki fırında pişer gibi tenceresinde pişireceğim. Böyle tavuk, küçük mini tavuk şişlerimizin yanında ne derler? Garnitür gibi olacak. Yani sebzeli, kremalı sebze bir yemek. Bir de şöyle asıl garnitür bu olmuş olacak. Şöyle büyük mantarlar almıştım. Bilerek kasten böyle büyük almıştım. Çünkü içine böyle doldurup mantar dolması gibi yaparım diye. Bunun için şimdi ne yaptım? Şuraya bir tane küçük boy soğanı doğradım. Bir bağda ıspanağım var. Bu bir bağ ıspanak birazdan kaybolacak. Bunları yıkadım. Güzel. Şimdi bunu soteleyeceğim. Soteledikten sonra üzerine bir küçük kutu krema ilave edeceğim. Güzel baharatlarını da ilave edeceğim. Şimdi bu kavrulurken aslında ceviz de ilave edeceğim içine. Şöyle bir avuçta ceviz kırdım minik minik. İçine cevizi de ilave edip şöyle güzel kremalı bir ıspanak sote olacak. O tamamen sotelendikten sonra da mantarlarımın içine bu ıspanaklı cevizli sotemi, kremalı sotemi ilave edip daha sonra üzerine kaşar peyniri koyarak bunu da fırına vereceğim. Böyle bu şekilde böyle üçlü bir menü yapayım istedim. Tabii ki yanına birazdan ne yapacağım? Bir de güzel salata hazırlayacağım ortaya. Böyle bakalım. Bunları önce güzel bir kavuralım. Dediğim gibi soğanlar iyice kavrulduktan sonra ıspanağı da ilave edip ıspanağın da suyunu bir kere şöyle bir çektirdikten sonra bir paket krema ilave edeceğim. Hatta yarım paket bile olabilir. Bilmiyorum şimdi gidişata göre bakacağız bakalım. Ama ana temel şeyimiz krema. Saat canlarım benim bakın ıspanağın bu kadarcık bir şey kalacağını zaten tahmin etmiştim. Şimdi ben baharatını attım. Şu suyunu çekmesini bekliyorum. Mesela bir paket demiştim ama dediğim gibi bir pakete de gerek kalmayacak. Yarım kutusunu kullansam yeterli olacak. Böyle cevizli bir şekilde ıspanak sotesi. Bunları da birazdan buraya böyle eşit bir şekilde paylaştıracağım. Çok az bir şey tuz buraya da ilave ettim. Buraya da çok az bir şey su ilave ettim. Özge de pasta yapmış. No bake pasta yani pişmeden yapılan bir şey yapmış ama sürpriz dedi. Ne olduğunu söylemedi. Artık onu da gelince göreceğiz. Böyle evet, bakın böyle bir şey oldu. Şimdi bunları böyle burayı dolduracağız. En son sosunu da yine üzerine böyle ilave edeceğiz. Bu şekilde bir doldurayım ben. Böyle bir şey oldu. Bunu ben tabii şimdi önce bir 15 dakika 20 dakika böyle üzerine kaşarını koymadan fırınlayacağım. Daha sonra mantarlar iyice böyle bir pişmeye yüz tuttu mu üzerine kaşarını verip bir de öyle pişireceğim. Bakın dibine koydum çok az bir şey su. Bunu tamamen haşlamadı ama haşlama ya yüz tuttu.
Şimdi şöyle 2 paket kremayı ilave edeceğim. Bir de şuraya baharatları ile birlikte hazırladığım çok az bir süt vardı. Kafanıza göre istediğiniz tüm baharatları kullanabilirsiniz. Birazcık da nişasta koydum içine. Bunu da şimdi buraya ilave edeceğim. Güzel bir karıştıracağım. Altını kısacağım ve kapağını kapatacağım. Fırında pişen gibi burada bu şekilde pişireceğim. Bakın şişleri böyle minik minik şişlere dizdim. Daha doğrusu kızlar dizdi. Böyle. Şimdi şöyle de sodalı, soda, un, çeşitli baharatları katarak bunları böyle bu sosa buluyorum. Akabinde böyle kızgın yağ atıyorum. Her taraf yağ oldu. Akabinde böyle bir soslu tavuk oluyor. Biz bir tanesini denedik, çok lezzetli olmuş. Ömer Halis için şöyle ayrı pişirdim tabii. Ömer Halis için. Şöyle sossuz yapıyorum birkaç tane ama soslu da inanılmaz güzel ve lezzetli oldu. Böyle bakalım. Bu arada şu sebze yemeğine de makarna yapmıştım çocuklara. Baktım bayağı arttı, sosu da bayağı soslu olmuş. Onu da sebzeyle karıştırıverdim. Makarnalı, kremalı sebze gibi bir şey oldu. Hemen şöyle soframızı buraya kurduk. Bugün ama mutfakta yemeyelim dedik. Yemek masasında da yemek istemedik. O yüzden böyle buraya kurduk. Şimdi bunun niye iki tane salatamız var? Çünkü arkadaşlardan bir tanesi ton balık sevmiyormuş. Ben de böyle ton balıklı bir salata yapmıştım. Hemen onun salatasını ayrı yaptık. Burada da böyle çok güzel ton balık görünmüyor şu an ama ton balıklı, cevizli güzel bir salata yaptık. Menümüz de bu şekilde oldu arkadaşlar. Soslu tavuklarımız gerçekten çok lezzetli oldu. Bu da bir saniye bunu. Aa, bıçak getirsenize kız. Ispanaklı mantar. Yine içi cevizli bir şekilde. Bu da aslında garnitür olarak sadece sebze olacaktı ama baktık makarna da var. Bunu dedik makarna ile şöyle bir karıştırıverelim. Ömer Halis'e sossuz bir şekilde şiş yapsın. Gülşen'le Mikail zaten şu an camideler. Onlar geldiği zaman onlara da tekrardan tabii ki taze taze tavuk kızartacağım. Ondan ikini ayırdık. Böyle bakalım. Şimdi bize afiyet olsun. Az sonra mantarımız da böyle bu şekilde görülüyor. Ömer yapma oğlum. Bunu da böyle yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Evet. Hadi bakalım afiyet olsun. Arkadaşlar sağ olsun kızlar masaları topladılar. Bulaşıkları da hallettiler. Sağ olsun Allah razı olsun. Çay içmeyecek misin bugün? Yok be. Bugün sebze çayı diyecektim. Onlar benim kızımın çayını kıskanmışlar. Bizim annemiz diyorlar. Bizi böyle almıyor diyorlar. Dedim ben sizi yanınızda oluyorum. Şunu Lilife Gülşen'in çayından merak etmişler. Bundan yapacağım şimdi onları birer sallama. Daha sonra makine kahvesi yaparız. Özge de böyle inanılmaz güzel bir pasta yapmış arkadaşlar. Sormayın, kafama karıştı. Sakın tarif sormayın çünkü tarifini henüz kendisi bilmiyor. Uydurmasyon. Birçok aşamalardan geçmiş kendisi. En son hali bu. Bayağı bir aşamalardan geçmiş. Şimdi birazdan dilimlediğim zaman nasıl bir şey olduğunu ben de sizlere göstereceğim. Arkadaşlar üşengeçlik seviyem. Bunlar gittikten sonra buluş yıkamız var diye kutularıyla koydum. Kutularıyla koyverdim. Ne yapayım ya? Şimdi bu yok ama şarjım bitiyor. O yüzden ışığı gitti. Şimdi bunları sunum tabağına al. Onlar gittikten sonra sunum tabağından buraya koy. Sunum tabağı bulaşığı çıksın. Ne gerek var? Yabancı yok. Buradan yiyi verelim. Şekerleri de paketiyle koyacaktım da neyse hadi dedim o kadar da abartma dedim kendi kendime. Şuraya mumumuzu da yaktık. Özge'nin Milattan Kalma dizisini de açtık. Melekler Korusun. Bayılıyor böyle ezelden kalma filmlere, dizilere. Neyse bakalım. Nurfer'i de şöyle uzandırdık buraya. Bayağı yavrum grip şifayı kapmış. Evet. Belki de korona oldu ve bizi korona. Evet olsun. Olacaksak hep beraber olalım. Evet. Annem hep beraber olalım.
Bak sonra buraya geleceksin, bak garantineye buraya. Yok tamam. Garantine annemin ama evine girelim. Geçelim lütfen. Evet, tamam. Bir haber edin. Bir. Oraya geçelim, orada haber ederiz. Tamam. Neyse bakalım. Ay arkadaşlar böyle. Gülşen de orada kumon dersini yapıyor ve bisiklet hala evimizin en değer köşesinde. Ne yapayım? Araba değerinde olunca aşağılara, kilerlere, bahçeye indiremiyorum. Yani 450 euro vermiş olunca. O kadar var mı? Evet. Benim araba fiyatı da. Evet. O yüzden kızım bir onu keyfimden mi bırakıyorum orada? Sildim güzel. Ne sandı? Da yok. 430 euroya aldık. Sepetiyle falan. 450'ye geldi. Tabii ne diyorsun? Ben gerçekten çok pahalı. Evet, o yüzden kelağı koyamıyorum. Çünkü benim geçen sene kelağımı kırdıydılar da bir şeyler çaldıydılar ya. Neme lazım? Bırak evde dursun. Eve de mi bağlasam? Ne yapsam? Kalorifere falan zincir mi vursun? Neyse bakalım böyle arkadaşlar. Şöyle yapıyorum Özgen çünkü başı müsait değil. Böyle bakalım. Bunları da böyle buraya koyduk. Ve ben artık bence buradan da bir kapanışımı yapayım. Şöyle mumlarımın eşliğinde benden, bizden bugünlük bu kadar. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Ne yapıyorsun lan manyak? Kendinize iyi bakın. Yarınki vlogda görüşebilir miyiz bilemiyorum. Çünkü inanır mısınız? Yarın günlerden cuma ve ben... yarın başımı kaşıyacak vaktim yok. O kadar full randevu, doktor randevuları, hastanede randevu. Biliyorsunuz ehliyet sınavını kaybettiğim için mecbur iki doppeltinol yakız. Türkçe'de. İki kere daha süreceğim. Çift sürüş yapmam lazımmış. Yani 4 saat daha araba sürmem lazımmış. O yüzden yarın ilk 2 saatini süreceğim. Ömer Halis'le hastanede randevularımız var. Ondan sonra öğleden sonra tekrar bir randevum var. Sabah bankaya gitmem lazım. Ay ben gerildim abla. Akşam 4'te kumona gideceğiz. Öyle. O yüzden yarın video çekebilir miyim bilmiyorum. Çekebilirsem de elimden geldiğince yine sizleri çekmeye çalışırım. Ama artık bugün bizden bu kadar. Yarınki vlog, yani bir sonraki vlogda sizlerle burada buluşmak dileğiyle. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hadi hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın.